Evet sevgili arkadaşlar günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Valla ilginç, garip, tuhaf, enteresan hani her şey bir arada gerçekten de çok garip bir süreçten geçiyoruz. Şimdi maçtan sonra yorumlar var, şunlar var, bunlar var. Ben kısa kısa hemen değineyim. 7. dakikada 7. konu yerde kaldığı pozisyonda Bünyamin Gezer tartışmasız çok net bir penaltı diyor. Hünkar Mutlu da hani var niye devreye girmedi bu pozisyonda diyor. Girmiyorlar abi ne yapayım ben diyor. Pozisyon penaltı artı sarı kart diyor. <laughs> Şimdi BN Trio ekibi e, daha doğrusu edince konunun yerde kaldığı pozisyon Volkan Demirel bileğe net bir müdahale var. Net penaltı diyor. Ersin Düzen bu pozisyonu görüp de vermiyorsa ya at niyettir ya da hakemlikle zerre alakası yoktur. Ümit Karan e, bana sövün. Anama sövün. Karıma kızıma sövün. Ben geçimimi sizin sövmelerinizden yapacağım sizlere dava açacağım falan demiş. Böyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Yani Ümit Karan bu kadar da şey ahlaksız bir adam değildir. Zannetmiyorum bunu diyeceğini. Yani garip. Şimdi e, Edince yerde kaldığı pozisyonda Deniz Çoban çok net penaltı. Bahattin Duran çok net penaltı. Bülent Yıldırım çok net penaltı diyor. Hani ben her zaman söylüyorum kendimden demiyorum. Fırat Aydın Usta penaltı diyor. Yani bütün hakem hocaları benimden aynı görüşe sahipler. Ama benim atladığım bir pozisyon var arkadaşlar. Şimdi benim atladığım bir pozisyon var. O pozisyonun yorumuna acayip şaşırdım. Acayip ötesi acayip şaşırdım. Şimdi 40 kaçıncı dakika? 42. dakikada Güray Vural'ın Maksimen'e hareketinde faul var mı? Beyin Sports Trio ekibi bunu yorumluyor. Hatırlar mısınız? Son topa kalıyorlardı. O da bir hareket yapıyordu. Maksimen'i deviriyordu. Sonra hakem devam ettiriyordu. Bahattin Duran. Burada temas varsa kırmızı kart var. Deniz Çoban faul var. Süpürme var. Net süpürüyor. Kırmızı kart diyor. Bülent Yıldırım süpürme varsa kırmızı kart. Daha doğrusu Maksimen'in dengesi bozulmuş ve gidememiş süpürmeden sonra diyor. Yani 42. dakikada verilmemiş bir kırmızı karttan bahsediyorlar. Bakın ben bunu hiç dile getirmedim. Hocam sen de yani her şeye bunu konuşma şunu konuşma dediniz diye diyorum. Yanlış anlaşılmasın. 42. dakikadaki bu. Şimdi Talisson'un Tadiç'e yaptığı hareket. 47. dakika. ikinci sarı kart gerekir mi? Deniz Çoban diyor ki aslında sarıyı zorlayan bir hareket. ikinci sarı kart tartışmasız olsun diyorlar falan. Ama hani hakemin göstermemesini destekleyebilirim. Fakat hakem burada hiç faul çalmadı. Hiç görmedi. Asıl sorun burada. İlk yaptığında sarı olur dedik. İkinciyi görüp ihtar verseydi. Üçüncü de sarı kart verseydi kırmızı olurdu. Bu oyuncu birinci dakikadan itibaren yaptıklarını görünce ikinci sarı kart derim diyor. Yani verilmeye mi kırmızı derim. Bahattin Duran Tarisson geldi. Ee, Tad için çenesine vurdu. Bu oyuncu ikinci yarının başında ikinci sarı kartı görmeliydi. İlk yarıda 3 tane daha faul pozisyonu vardı Tarisson'un Ve Tarisson'un yaptığı hareket net faul. Faul ile birlikte dirseği ve darbeyi çeneye geldiği için ikinci sarı kart ve sonucunda kırmızı kart diyor. Bakın ben demiyorum ha. Bülent Yıldırım maçın genelini okursak Talisson'un kart görmesi makul olurdu. Salt bu pozisyona bakarsak ikinci sarı kart net olmalı prensibi var. Bizim gördüğümüz Talisson oyunda sınırları çok zorladı. ihraç olmalıydı diyor. Yani olabilirdi diyor. Yani Tadiç'i yaptığı hareket ikinci sarı kart gerekir mi? Yani arkadaşlar diyorlar ki 42'de Antalya Spor 10 kişi kalmalıydı. 47. dakikada Talisson'un Tadiç'e yaptığı hareket ikinci sarı mıydı? Yani ikisine de evet diyorlar. Ben demiyorum. Şimdi Beyin Trio ekibine göre Fenerbahçe'nin bir penaltısı rakibin iki kırmızısı verilmemiş. Ceko'ya yapılan şey. Çünkü Ceko topu rakipten korumak için sol ayağını açıyor. Beysel soldan geliyor. Çok açık net bir ihlalde bulunuyor. Özellikle bileğe teması kanıtlanabilir var buna müdahale etmeliydi diyor. Maksimen'in yerde kaldığı pozisyon. Güray mutlak gol pozisyonu direkt kırmızı. Tadis son Tadis e, karşılaşması. Şimdi bana hep diyorsunuz ya hocam hep hakemi konuşma hakemi konuşma diye. Şimdi Tümer Metin gibi ukalalar ne konuşuyor biliyor musunuz? Diyor ki Fenerbahçe'nin ligde 7. maçıydı. Bak Fenerbahçe'nin ligdeki 7. maçıydı. Avrupa'da 4 maç oynadı. Toplam 11 resmi maça çıktı. Bir tane iyi 90 dakikası yok diyor. Tümer Metin gibi Fenerbahçe düşmanları çıkıp bunları söylüyor. Jose Mourinho diyor ki bu gazeteciler her şey bir günde olsun istiyorlar. Takım hemen otursun bir şeyler kazansın istiyorlar diyor. Bu doğru değil diyor. Şimdi Önder Özen o da diyor ki Fenerbahçe'nin ümit kesilmeyecek. Kolay kolay vazgeçilmeyecek bir teknik direktörü var. Jose Mourinho'nun alternat hani alternatif harikası diyor. Şey alameti harikası. 100 metre yarışına benzetirsek takozdan ilk fırlayan olması değil Hüseyin Bolt gibi sonradan açılır ve ilk o bitirir diyor. Bak. Bir Önder Özen'e bakın bir Tümermetine bakın. Neymiş Fenerbahçe'nin hiç şeyi yokmuş işte. İyi oynadı 90 dakika yokmuş. Şimdi ben çok merak ediyorum. Hani bazı, bazı Fenerbahçelilerin standartını çok merak ediyorum. Bazı Fenerbahçelilerin yorum standartına. Yani buna lütfen cevap verin arkadaşlar. Tamam mı? Hep birlikte buna cevap verin. Muslera maç kurtarır. Büyük takım sağın atanın da iyi olacak. Tutanın da iyi olacak. Livakovic maç kurtarır. Ya Fenerbahçe'nin bugün en iyisi Livakovic ise düşünün ne kadar kötü oynadığını. Ya ne kadar kötü oynadığımızı bir düşünün. İş kaleciye düştüyse vay bizim halimize diyorlar. Dan sözler. Galatasaray kötü oynayıp maç kazanırsa önemli olan kötü oynarken de maç kazanmak. Kötü oyunda olsa kazanmak önemli. Kazanana hani kazana kazana düzelir o. Fenerbahçe kötü oynayıp kazanırsa abi çok kötü oynuyoruz. Bu oyun asla şampiyon yapmaz Mourinho istifa. Hani bu oyun burada kurtarır ama Perşembe günü zorlar. Bu oyun burada kurtarır ama Beşiktaş karşısında zorlar. Galatasaray karşısında zorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin hakkını yiyip hani hakem Fenerbahçe'nin hakkını yiyip Fenerbahçe puan kaybedince sen Fenerbahçeysen hakemi de yenmek zorundasın. Fenerbahçeysen hakemi de yeneceksin. Yani itiraz da etmeyeceksin her şeyi. Galatasaray maçında en ufak hakem hatası olur. Maçta puan kaybettiklerinde adamlar anca böyle durduruyorlar işte. Böyle bir takım karşıdaki sen de böyle oynamalısın işte oluyor ada. Yani anca hakemle durduruluyor. Şimdi Galatasaray kötü oynayıp hakemin de aleyhine hata yapmasına rağmen kazanmaları halinde. Yani Galatasaray kötü oynuyor. Hakem de Galatasaray'ın hakkını yiyor ama Galatasaray buna rağmen kazanıyor. Büyük takım refleksi böyle olur işte. Sen büyük takımsan hakemi de yeneceksin. Kötü de oynasan hakemi yenmişsin. Boş vereceksin güzel futbolu. Şimdi Fenerbahçe hakeme rağmen maç kazanmış. Ama kötü oynamış. Her şeyde hakem 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 demeyin ya. Top mu oynuyoruz kardeşim? Alsa al, al takım sahada 3 pas yapamadı. Hakem hakem demeyin çok kötü oynadık. Şimdi bütün bunları birleştiriyorum. Antalyaspor gibi bir takımı deplasmanda 2-0 yenmişsin. Ki Antalya yenilgisi yok. Geleni gideni tokatlamış. İkinci dakikadan izami golün sayılmamış bana göre ama bunu yorumlamıyorlar bunu diyorlar ki arkadaş gol teknolojisi karar verir biz buradan görüntüyle yorumlayamayız diyorlar haklılar ama vicdanınıza götürün 8. dakikada net penaltı verilmemiş herkes penaltı diyor adam olan herkes 47. dakikada rakip 10 kişi kalmalıymış artık 42'de rakip 10 kişi 47'de 9 kişi kalmalıymış ben demiyorum yorumcular diyor 52'de kaleciyle karşı karşıyasın. Gol atsan zaten incelenir. İş şansa bırakılmayı faul diye pozisyonun gelmiş. 77'de attığın nizami golün yenilmiş. Ama adı Fenerbahçe sen, hakemi de yeneceksin dedik. Al bak hakemi de yendin. Helal olsun. Olmuyor da. Bırakın bu işi şansa yendik. Oyun çok kötüydü oluyor. Bunun adını bana anlatır mısınız? Buna ne diyeceksiniz? Jose Mourinho 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet. Zico'dan bu yana, 2006-2007'den bu yana Fenerbahçe'nin başına çıktığı ilk 7 Süper Lig maçında 5 galibiyete ulaşan ilk yabancı teknik direktör olmuş. 2006-2007. Düşünün. Ya daha birçok Galatasaray admini doğmamıştı bile. Şimdi Mustafa Demirtaş diyor ki Jose Mourinho oyuncuları dinlendirmeyi, takımı çok yıpratmadan yapmayı tercih ediyor olabilir. Yani takım yıpranmadan oyuncular nesin istiyor olabilir. Bunun adı sonuç futboluysa Twente, Samsun Spor, Manchester United maçlarından sağ salim çıkarsa Mourinho doğrusunu yapmış diyeceğiz diyor. Demeyeceksiniz. O zaman da çıkacaksınız diyeceksiniz ki Fenerbahçelileri hop oturdu hop kalktı yürekleri ağzına geldi şöyle oldu böyle oldu. Şimdi Jose Mourinho'nun açıklamaları var. Maçtan önce diyor ki taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerektiğiydi. İki gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık. Bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına. Tadiç ve Ceko'nun tecrübesini Maksimen'in birebir gücünü göz önüne aldım. Maksimen hangi savunmacıya karşı oynarsa oynasın fark etmiyor. Rakipler savunma yaparken böylesine bir oyuncuya sahip olmak önemli. Aslında oyun kurulumuz rakibimize de bağlı. Union Saint gilloiseye bakınca onlar sahanın her yerinde adam adama baskı yapıyorlardı. Uzun top oynayınca da Burgess daha uzun olduğu için her topu aldı. Amrabat stoperlerin arasına girince bu sorunu çözdü. Şimdi Fenerbahçe kazandı. Uğur Meleke vasatlık normalleştiriliyor. Fenerbahçe'de şu anda Fenerbahçe taraftarının bu oyunu kabul etmemesi lazım. isyan etmesi lazım. Aynı Uğur Meleke'den hakemle ilgili tek cümle göremezsiniz. Demez ki ulan arkadaş ben futbolcu olsam iştahım kırılır. Penaltım verilmemiş şu olmamış bu olmamış demez. Mourinho diyor ki offside değildi. Sol beke bakınca Ceko offside değildi. Bu pozisyon temizdi. Şimanski şöyle bir oyuncu. Harika oynamadığında bile takıma yaptığı katkı çok önemli diyor. Hani baskıdaki bir şiddetimizi sağlayan bak. Baskı yaparken şiddeti sağlayan. Bunu 90 dakika yapabilen bir oyuncu. Savunma arkasına koşular atan bir oyuncu. Bizim için her zaman çok önemli. Her maç her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir. Ama bizim için çok önemli. Bu arada yorgunluk için Mourinho diyorlar ki çok yorgun görünüyorsunuz. Sebebi var mı? Jose Mourinho diyor ki bilmiyorum bu sizin fikriniz. Hani yorgun değilim. Dün uyuyamadım. Otelin etrafında parti vardı. Yüksek sesle müzikler lazer gece 2'ye kadar sürdü. Oynamış olduğumuz 90 dakikada ben koşmuyorum belki ama ben de o maç oynuyorum. Maç sonunda teknik direktörlerin yorgun görülmesi normaldir diyor. Sevgili Alper Yemeci, yemeciler yani tuttuğunuz otele biraz daha dikkat ederseniz bak Mourinho hocamız uyuyamamış. Buna da dikkat. Şimdi her maç aynı soru geliyor diyor. Ne zaman zirvede olacaksınız? Gelişiminiz nasıl falan filan diye. Ben buna cevap veremem. Çok çalışmamız geliyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Thanos değilim diyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor. Zor bir maç oldu bizim için. Alex iyi bir takım hazırlamış. Sert bir rakipti. Zorluk yaşamayanlar hani var hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler. Stadyum çok sıcaktı. Hava akışı yok gibiydi. Derbiden sonra oynadığımız iki maçı kazandık. Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Bu arada kızımın düğünü olacak diyor. Şimdi biz Göztepe'de puan kaybettik. Sıcak hava. Tabii sıcağın onlara da sıcak ama. Alışkın olmayan adama. Yani herhangi bir baskı yok. Başka bir tarafından üstüme konan diyor. Ben kendi kendime baskı kuruyorum. Ben her maça kazanmak isterim. Yani bu mümkün değil biliyorum ama. içeride deplasmanda her maça kazanmak isterim. Yani... Bir önceki maçta puan kaybettiğimiz için bu maçta puan kaybetsek tabela değişebilirdi. Union Saint maçından sonra kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Milli arada hiçbir şey yapmayacağız. Çalışmaları sürdürecek oyuncular. hani oyuncu kalmıyor. Oyuncular milli takıma gidiyor. Elimizde 6-7 tane oyuncu kalıyor. Hani milli takım bıraktığı için tadış kalıyor. Ta takımı takım geliştirmek adına hani o dönemde yapabilecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Milli aradan 3 gün sonra maçımız var. Avrupa maçı var. Hani bizim için negatif. Ama bununla birleşen bir bay haftası var. Bu da bir hafta daha boşluk demek diyor. hoşuma gitmiyor. Çalışmamız gereken çok şey var. Oyuncularla çalışmam gereken şeyler var. Şu an konseptimi yapamıyorlar. Futbol basit bir oyun. Kost için yaptığı gibi dünyadaki üst seviyede oyuncular topa 1-2 dokunuş yapar. Bazı oyuncular pozisyonel olarak doğru işler yapar. Devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik. İki kenarda oyuncuları topla buluşturabildik. Merkezdeki iki oyuncuyu oynayabildi. İkinci yarı çok daha iyi bir oyun oynayabildik diyor. Şimdi iyi var hakemi istiyorum. Türk yabancı fark etmez. Bak. Şimdi Mourinho iyi var hakemi istiyorum diyor. Türk yabancı fark etmez diyor. Okan Buruk da diyor ki Türk hakem istiyoruz Avrupa'da. Yoksa biz kazanamıyoruz diyor. Aradaki fark Orta hakeme doğru kararları iletmeli. Ceko'nun golünde o saat yoktu. Ben de taktik kameradan olan açıyı kameranın önüne koydum. Biz tam sahayı geniş açıyla gördük. Tek kelime etmedim. Hakem üstüne baskı kurmadım. Hakemin çok soru işareti olacak, oluşturacak kararı var diyor. Birinci dakikada Ceko'ya yapılan hani Tadiç'e yapılan dirsek şu bu. İngiltere'deki insanlar bu maçı izlediyse garip gelmiştir. Gol çizgisi teknolojisi neden yok diye şaşırmışlardır. Burada ilk dakikada oldu. Er ya da geç Türk futbolunun buna ihtiyacı var mümkün olduğu kadar çabuk gelmeli diyor. Yani bir adım yukarı çıksın. Avrupa neredeyse her ülkede olan bir teknoloji. Valla Galatasaraylı büyük ekşi yani Galatasaraylı büyük ekşi 115 milyon TL'ye satın aldıklarını iddia ediyordu. Hani parayı yemedilerse. Yani para yaptık diye. Neyse. Futbol basit bir oyun diyor. Amrabat konuşuyor. İsmail'le iyi oynayabilir. Harika bir futbolcu, komple bir orta saha, Türk milli takımının en iyi orta sahalarından biri. Aynı zamanda Fred, Şimanski, Mert Hakan, hani unuttum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var diyor. Ee, rakip kaliteli bir takım. Alex'te de Souza'ya sahipler. <laughs> Bizler fırsat yarattık, değerlendirebildik Maçın başında diyor. Tadiç ilk 10 dakikaya iyi başladık. Oluşturduğumuz şanslar vardı, değerlendiremedik. Sonrasında oyunumuz olumsuz anlamda değişti. Bak. Tadiç'in yorumu en doğrusu. İlk 10 dakika iyiydik ama oyun olumsuz etkilendi. Acele ettiğimiz anlar oldu. Tuhaf aksiyonlar içinde girmeye başladık. İkinci yarıda bir gol bulduk. Attığımız gol oyunu açmak için önemliydi. İkinci golü attık. Üçüncü golü de atabilirdik. Şanslarımız vardı diyor. Antalya iyi bir takım diyor. Kostiç gerçekten kendimi harika hissediyorum. İlk maçıma çıktım. Takım için önemli bir maç. 3 puanın çok önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor diyor. Ve geldik Acun Ilıcalı'ya. Ben dün ne dedim? Acun Ulucalı konuşuyorsa şimdi konuşsun. Konuşmuyorsa hiç konuşmasın. Çünkü bana mahalle yanıp bittikten sonra gelen itfaiyeden fayda yok. Size de yok. Mahalle yanıp bittikten sonra itfaiye gelmiş, sulamış, söndürmüş umurumda değil. Az önce dedim ya tüm Ermet'in gibiler çıkıyor Fenerbahçe'yi kötülüyor. Muslera yapınca takımı kurtardı. Atanın tutanın iyi olacak. Fenerbahçe futbolcusu yapınca olan arkadaş bak eğer iş buraya geldiyse biz ayvayı yedik oluyor. Kostiç elinden geleni yaptı. Ama sahada hakkımız yenildi. Acun Ilıcalı bize süre verin. Genel bir futbol değerlendirmesi yapmaya gelmedim diyor. Yani çok mutluyuz. Yolumuzda ilerliyoruz. Futbol bu. Herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse takımları yenilmez sanmasın. Uzun bir maraton ipi göğüsleyen olmak istiyoruz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip böyle konuşacağız. En kısa dönemde açıklamalar yapacağız ki milli arada yapacaklarını dile getiriyor. Bugün çok net bir penaltımız verilmedi. Verilmesini geçtik incelenmedi bile. Bizim var incelemeleri 5 saniye inceleniyor. Başka varlar maraton gibi. Taraftarımız şunu bilsin. Biz hep söyledik söylemeye de devam edeceğiz. Biz bir maçta yıkılmayız. Biz Fenerbahçe'yiz. Yani burada neyi kastetti anlamadım. Mağlubiyet almayacağız demedik. Şampiyon olacağız. Onun için bu yola çıktık dedik. Bir mağlubiyet alınca bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı ulaşamayacaklar. Biz hepimiz bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla birlikte iyi günler bizi bekleyecek diyor. Her şeyi anladım şimdi. Yani bir Galatasaray maçından sonra lig bitti kapatın PlayStation'ı diyen arkadaşlar oldu ya onlara diyor. Tamam. TFF'ye güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Şimdi hocam madem güveniyoruz, niye paylaşıyoruz? Yani burada bir sıkıntı var. Falan filan diyorlar. Ya arkadaş, buradaki sıkıntı şurada. Buradaki sıkıntının en temel özelliği şurada. Mecbur güveniyorsun. Yani trio'ya göre bak. Bir penaltı, iki rak rakip, iki kırmızı verilmemiş. Mourinho'nun protestosu haklı mı değil mi? Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar. Ve tüm dünya rezaleti konuşuyor. Ve utanmadan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ben adaleti sağlayacağım falan filan diyor. Dur. Bakalım hala aynı görüşte mi? Yani hala aynı görüşte mi? Ya arkadaşlar ee, Düşünün. Jose Mourinho çıktı, laptopu ekranın önüne koydu. Dünyaya mesaj bu ülkede futbol böyle oynanlıyor diye. Çok güzel bir tepki. Ben beğendim bu tepkiyi. Ve çok akıllıca bir tepki. Öyle zeki insan tepkisi. Öyle Max GS tepkisi falan değil. Adam çıktı, koydu. Normal koymadı. Yani öyle böyle koymadı. Çok güzel koydu. Çok net koydu. Ben şimdi size soruyorum ya. Gerçekten soruyorum. Mourinho haklı mı değil mi? Yani haklı mı değil mi? Haklı. Küfür etmedi, hakaret etmedi. Millet kafanı keserim bir daha sana burada maç yönettirmem falan dedi mesela. Onları konuşsanıza. Neyse Mourinho'nun ikini bit şey bitireyim acın Bugün olanları herkes görmüştür. Çok net penaltı pozisyonunun verilmemesi, incelenmemesi. Bizim var 5-10 saniye. 100 metre koşusu gibi yapılıyor. Başka varlar maratona dönüyor. Son derece uzun inceleniyor. Bizde hadi başlayın olması çok garip şeyler. Yani pozisyonları inceleyelim. Gerekli açıklama yapacağız. Diyor. Dusan Tadiç bu sezon 7 maçta 4 gol kaydettirlikte. Hani alan ya, alan ya falan filan. Ve şunu söyleyeyim. Tüm dünyaya rezil olduk. Tüm dünya şu anda bizi konuşuyor. Diyorlar ki demek ki bu ülkede Fenerbahçe'ye karşı bir organizasyon var. Hani hep diyorsunuz ya ya işte bu Fenerliler de şöyle böyle falan filan diye. Ben yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı aslına bakarsanız taraftar adlı bazıları. Dedim ya Fenerbahçe'ye gelince şöyle başkasına gelince böyle. Yani rakip Fenerbahçe iyi oynamıyor da şöyle böyle. Fenerbahçe'nin iyi oynaması engelleniyor olabilir mi? Mesela bir hakem Fenerbahçe'nin iyi oynamasını engelleyebilir mi? Bence engeller. Süper Lig'de 7 maça çıkmış. Ee, 570 dakika oynamış. Tadiç 4 gol 3 asist arkadaşlar. Totalde 12 maça çıkmış. 4 gol 6 asist. 909 dakika. Avrupa Ligi'nde 25 dakika oynamış sadece. Şampiyonlar Ligi elemesinde 4 maçta 3 asisti var. 909 dakikada. Yani 10 maç diyelim 4 gol 6 asist. Ama gel gör ki sağda kötü diyoruz. Şöyle diyoruz böyle diyoruz. Ben Mourinho'dan anladım aslında. Mourinho diyor ki arkadaş ben takımı hazırlamaya çalışıyorum. Ama Fenerbahçe neylerle uğraşıyor? Hani milli takıma giden futbolcular dert ama mecbur gidecekler diyor. Ben bunlarla uğraşıyorum. Siz nelerle uğraşıyorsunuz diyor. İşte bizim ülkenin olayı bu. Standardı bu. Ben bu kanalı niye büyütmeye çalışıyorum? Ses olsun diye. Fenerbahçe taraftarı birlik olsun diye. Bazıları bu kanalın büyümesinden niye rahatsız oluyor? Çünkü Fenerbahçe taraftarı birlik olursa aman diyor olmaz. Bakın bizim mesela WhatsApp üyeliğimiz var. Aa, aylık 200-250 TL bir şey herhalde. Mesela WhatsApp üyeliği hocam diyor WhatsApp'a üye olsam ne değişecek? Yani 7-24 Fenerbahçe konuşuyoruz. Olabilirsin diyorum. Hocam ben 15 liralık üyelik alsam ya 15 liralık üyelik de olur diyorum. Bir aile var orada bak. Üyeler arasında bir aile var. Ve birçok şeyi paylaşıyoruz. Hediye üyelik mesela. Ya ben elimden gelince hediye üyelik veriyorum zaten. Ama yayınları erken bitirmek zorunda. Şu milli arada bir e, bayağı bir hediye üyelik yine verelim. Bir 50 kişiye üyelik vermem lazım. Lütfen arkadaşlar, izleyebildiğiniz kadar video izleyin. Yapabildiğiniz kadar güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu kanala destek olun çok fazla şikayet alıyoruz. Yani derbi başlangıç planı kötüydü kabul ama derbiyi de kazansaydı Fenerbahçe bugün kötü futbol kötü futbol konuşur muydunuz? Bugün derdiniz ki hocam bak biz derbiyi de kazandık. Bak bizim önümüzü kesmek için görüyorsunuz. Bu arada biz derbiyi kazanmış olsaydık matematiksel olarak rakipten 3 puan çıkıp sana 3 puan ekliyorsun. Yani matematiksel olarak 3 puan öndeydik Galatasaray'dan şu anda. Derbi kazanmış olsaydık ve derbiyi kazanmış olsaydık bugün bakın bakalım neler oluyordu neler oluyordu. Union Saint gilloise o kadar basit bir takım değil. Ben UEFA kura çekiminden önce de söyledim. Hiç gelmesini istemiyorum dedim. Yani hiç gelmesini istemediğim takım. Ve yine aynısını söylüyorum. Bu Union Saint gilloise Galatasaray'a Beşiktaş'a es kaza denk gelse öttürür bunları. Bunlarla hazırlık maçı bile yapsa da 4-5 atarlar. Lütfen arkadaşlar başka Fenerbahçe yok. Yani Fenerbahçe'nin hakkının yenildiği tescillendi. Dünyaya duyuruldu. Dünya bunu konuşuyor. Biz neyi konuşuyoruz? Ya Fenerbahçe işte iyi top oynuyor da oynamıyor da falan filan. Buyurun arkadaşlar standartı size bırakıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Söyleyeceklerim bu kadar. Doya doya yorum, yorumunuz yapın. İstediğiniz yorumu yapın. Ve ben ne dedim? Acun Ilıcalı ve Ali Koç eğer buna tepki göstermezseniz yine söylüyorum. Hani biz inceledik bir şey yokmuş diyecekseniz biz bırakalım Fenerbahçe'yi. Biz bırakalım Fenerbahçe'yi. Ama yok konuşacaksanız, itiraz, isyan edecekseniz, bir yerleri karıştıracaksanız ki karıştırın. Yoksa işimiz yaş. Senaryo lütfen aynı olmasın. Birlik olalım takımıza sahip çıkalım. Görüşmek üzere.